E, Sayın Koray Sarısaçlı bir iş insanı, kendisi sağlık sektöründe, çeşitli illerde, Gaziantep'te, Osmaniye'de, Adana'da e, çeşitli sağlık sektöründe e, faaliyet yürüten e, bir iş insanı 8 Eylül 2021'de yani 2 seneden biraz daha fazla bir süre önce kaçırıldı. 13 gün rehin tutuldu, 13 gün sonra serbest bırakıldı ve e, hemen emniyeti giderek ifade verdi. Dedi ki e, beni kaçıranlar Furkancı. Ben de kendilerinden şikayetçi oluyorum. Bana işte işkence ettiler. Alenen iş yerimden çıkarıp beni kaçırdılar. Bir arabaya koydular. 13 gün rehin tuttular. İşkence yaptılar. Beni tehdit ettiler. Hı hı. En sonda da zorla bana şantaj ve baskı yaparak, tehdit ederek elimdeki malları, hı hı. gayrimenkulleri aldılar. Bunların da o zamanki değeri 70 milyon liraya tekabül ediyor. Kaç yılında? 2021. 2 yıl önce. Sonra... Savcılık bu işi araştırmaya başladı bu meseleyi. Davanın açılması süreciyle birlikte 13 sanık bu davada yargılanmaya başladı. Savcının hazırladığı iddianamede de Furkancılar hakkında bir suç örgütü tanımı yapıldı. Davanın bir numaralı sanığı Alparslan Kuytulda yani Furkancıların lideri olarak bilinen Alparslan kuytulda iddianamede suç örgütü lideri olarak ifade edildi. Şimdi bu olay nedir? Biraz ayrıntılarına girelim. Somut bir belge var mı elimizde? Tabii evet. Ee, Sayın Koray Sarısaçlı evet iddianameyi arkadaşlarımız yansıttı. Alpaslan Kuytul hakkında suç örgütü lideri e, Furkancılar içinde suç örgütü tanımı kullanılıyor. 2021'de 8 Eylül'de kaçırılırken e, alenen yapıyorlar bunu. Hı hı. E, bir arabayla gelip Adana'da e, Sayın Koray Sarısaçlı'yı iş yerinden kaçırıyorlar. Bu iş yerinde bir araba, kaçırma olayı sırasında bir araba kullanılıyor. Dört Furkancı Hı. söz konusu kaçırma olayında. Kaçırıyorlar ve bir arabayla birlikte bir camiye gidiyorlar önce. Bunun kamera görüntüleri de var, kamera kayıtları da var. Hepsi dava dosyasında ek olarak yer alıyor. Kamera kayıtlarına göre bunlar camide birisi namaz kılıyor, üç kişi, dört kişiden birisi, diğer üç kişi de ee, telefonla konuşuyor. Böyle birilerinden talimat alıyorlar herhalde. Sonra ortadan kayboluyorlar. Biz işte onları ayrıntılarını Koray Sarısaçlı'nın ifadesinden öğreniyoruz. Ee, diyor ki beni 13 gün rehin tuttular. işkence yaptılar. Ee, kendilerinden şikayetçi Mallarıma da el koydular. Şimdi davanın ben bir önceki duruşmasına katıldım. 15 Eylül'deki 3. duruşmaya katıldım. Furkancılar bu olayı reddediyorlar. Böyle bir olay yok diyorlar. Ne? Her şey ortada yani her şey ortada zaten dava dosyasında yazıyor. Biz de e, arkadaşlarımız bir sonraki mesela e, görüntüyü getirebilirler. Hangisi? Taksi görüntüsü vardı. Evet, araba araba evet, araba evet. görüntüsü. Şimdi burada e, kaçırılma olayında kullanılan arabayı görüyoruz. Arabanın içi bu. E, döşemelerde görüyorsunuz kırmızı renkli lekeler var. Bunlar Hı. Koray Bey'in e, kan izleri. Kaçırılan Koray Bey'in kan izleri. Mesela Alpaslan Kuytul ve diğer Furkancılar diyor ki bu bir kan lekesi değil, herhangi bir pis, leke, kir diyorlar. Ee, gerçekten öyle mi, olup olmadığına biz e, bilimsel verilerle karar verebiliriz. Gerçekten bu, bu. de e, bir adli tıp incelemesiyle birlikte Adana'daki... Yani biz buradan kan lekesi olduğunu görebiliyoruz, hani izleyicilerimiz belki çok net göremez ama... Tabii adli tıp, adli tıp raporu var. Şu an dava dosyasında da var, biz bizim elimizde de var, yayınladık da aydınlıkta. Bunları adli tıp diyor ki buradaki e, lekelerdeki DNA örneğiyle Koray sarı saçın DNA'sı tutuyor. Yani bu bir kir değil. İkincisi bu kaçırma sırasında kullanılan bu aracın plakası yok. Yani kamera kayıtlarında yok. Olay yeri inceleme kaçırma olayından sonra arabada e, parmak izi incelemesi yapılıyor ve plakasının çıkarmak için hani bir uğraş vermeniz gerekiyor ya o uğraş sırasında parmak izlerini oraya bırakmışlar. Bu belki. Bu da evet bilirkişi raporu. Bilir kişi diyor ki bahsedilen kişiler Koray Bey'in beni şunlar 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 kaçırdı diye isim isim veriyor. Hı hı. nereden isim isim veriyor? Çünkü Koray Bey onları tanıyor. Çünkü Koray Bey de Koray eskiden Koray Bey'in onu merak ediyoruz yani Furkançılarla olan ilişkisi nedir? Şimdi Koray Bey, Koray Sarı saçlı, daha önce bu cemaate üye olmuş ve çeşitli sebeplerden kaynaklı Alparslan Kuytula ve Furkancılarla zıt fikirleri düşmüş, muhalif olmuş, eleştirileri de kabul görmeyince ayrılmış birisi. Eski bir Furkan e, cemaati yöneticisi Hı. Koray Bey. Fakat ayrıldıktan sonra e, anlıyoruz ki Furkancıların kendisine olan e, öfkesi, siniri geçmemiş ki böyle bir yönteme başvuruyorlar. Koray Bey'i kaçırıyorlar. Kaçırma olayındaki e, kullanılan arabada parmak izlerinde ortaya çıkıyor ki bu olayda gerçekten furkancılar var. Kumpas diyorlar ama. Evet kumpas diyorlar. Ee, son olarak mesela kamera kayıtları da var. Ayrıca Koray Bey'in bahsettiği, benim mallarıma el koydular, gayrimenkullerime dedikleri olayında iki önemli e, belgesi var. Birincisi bu e, aldıkları, devraldıkları zorla devraldıkları e, gayrimenkulleri sa e, internetten işte bu satış siteleri vardır. Hı. Gayrimenkullerin satıldığı siteler, emlak siteleri. Oradan satışa çıkarıyorlar. Furkancılar. İkinci e, kanıt da... Ciddi bir örgütlenme. Tabii. Yani organize bir iş var. Öyle alelade bir mesele değil. İkinci olarak da şu an gidilsin. Bunların hepsinin adresleri belli gayrimenkullerin. Gidilsin. Bizim elimizde e, videolar da var. Nöbet bekliyorlar içeride. Öyle mi? Evet nöbet bekliyorlar. İçeride Furkancılar Bunların hepsini ilerleyen günlerde yine yayınlayacağız. Ee, onun da buradan sizin aracılığınızla e, bilgisini vermiş olalım. Olayın takipçisiyiz. Tabii gayrimenkullerde Furkancılar nöbet bekliyor. Yani hastane demiştik, iş yeri demiştik. Bir sürü şirkete el koyuyorlar. O şirketlerde nöbet bekliyorlar. Yani e, Alpasan Kuytulun ve diğer Furkancıların reddettiği bu olay kumpastır, böyle bir şey yok dedikleri olay aslında belgeleriyle gerçektir. Hı hı. Yani hakikaten bir suç faaliyeti görüyoruz. E, kuytulcular, a, furkancılar bir iş insanına bütün neredeyse e, yöntemleri kullanarak böyle bir mesele, olay e, tertip ediyorlar. Bir de kaçırma olayından önce de şöyle e, iki şey oluyor. Birincisi Whatsapp'tan tehdit mesajları gönderiyorlar. İkincisi arabayla bir gün e, yolunu kesiyorlar. Yine tehdit ediyorlar. E, üçüncüsü Koray Bey'in ortağı Bülent Bey'i de tehdit ediyorlar. Sen de üzerindeki malları bize devredeceksin diye. Yani bir husumet var. O husumeti e, Furkancılar bu yöntemlerle hı hı. yasal olarak da suç olduğu ortaya konan e, yöntemlerle uygulamaya devam ediyorlar. Tabii bu tek mi? Koray, şimdi onu soracağım. Ee, i̇zninle tabii ki bu mahkeme sürecinde, duruşma sürecinde konuşacağız ama e, bu Furkancıların suç teşkil eden başka faaliyetleri var mı? Evet, aslında biz bunu itiraflardan biliyoruz. Çok sayıda aile aslında şu an susuyor. Biz onları Neden? buradan sesleniyoruz. Susmayın. Çıkın, anlatın. Pek çok Furkan cemaatinin içinde eskiden yer almış pek çok aile şu an korkudan konuşmuyorlar. Aslında Koray sarı saçlı biraz cesur olduğu için biz bunları biliyoruz. Yani gidip anlatıyor, korkmuyor. Ben diyor yargıda bunların hesap vermesini istiyorum. Bu konunun da kapanmasını istemiyorum diyor. Çünkü artık yetti diyor. Birçok aile var böyle. Birçok insan var. Eski Furkan Yöneticisi, Furkan Vakfı. İhbarlar da geliyor. Tabii ihbarlar da var. Ee, biz bazı içerideki kaynaklarımızdan, cemaat içinden kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre böyle çok insan var. Tehdit edildikleri için ve korktukları için e, susuyorlar. susuyorlar, konuşmuyorlar. Bir aile sonunda bu şeyi bozdu. E ee, biz de de biz de susmayacağız. Madem Koray sarı saçlı olayı bu kadar büyüdü biz de susmayacağız. Kim o aile? Güler ailesi. Hı. Bir baba Mürsel Güler, kızı Ebru Güler, oğlu Ömer Güler. Bunlar sosyal medyadan her gün, her gün, her gün yayınladıkları videolarla, belgelerle işte bilgiseller yapıyorlar, tweet serileri Hı. atıyorlar. Furkancılar'ın tehditlerini, şantajlarını, baskılarını, cemaatçi içi yargılamalarını, tasfiyelerini bütün zorbalıklarını ve suçlarını anlatıyorlar. Bunlar Koray Sarı saçlı olayından sonra bu aile, Güler ailesi yeter artık dedi canımıza biz de anlatacağız. Çünkü cemaat içinde biz bu olaylardan anlıyoruz ki muhalif sesler var, hmm. eleştiriler var. Fakat, Çatlak var. Tabii. Bunlar cemaat içi yargılamalarla çeşitli cezalandırmalar uyguluyorlar. Ya tasfiye ediyorlar ya da susturuyorlar. İşte susmak istemeyen aileler bu şekilde kendilerini ifade etmek istiyorlar. Çünkü başkaları yanmasın istiyorlar. Hmm. Ee, biz burada aslında Furkancıların nasıl bir yapı olduğunu görüyoruz. Şimdi aslında o zaman bir dini faaliyet değil de mi? yani böyle bir suç ya, faaliyeti. Bu kadar teş, suç teşkil eden olaylar, bir cemaatten bahsediyoruz ama hani izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin daha iyi anlaması açısından bu Furkancılar cemaati kimdir? Nasıl böyle örgütleniyorlar? İnsanları tehdit edebiliyorlar. Mallarına el koyabiliyorlar. Biraz anlatalım mı? Ben bir kitap önermek istiyorum sizin Lütfen. aracılığınızla. Kaynak Yayınları 2019'da şöyle kameraya da tutabilirim. 2019'da bunu bastı Kaynak Yayınları. Diyanet'in Gizli Tarikatlar Raporu. Burada Türkiye'deki çeşitli cemaatler ve tarikatlar hakkında devletin resmi tanımlamaları ve gözlemleri, tespitleri yer alıyor. Furkancılar hakkında da burada bir bilgi var. Alpaslan Kuytul'un nasıl faaliyet yürüttüğüne dair ayrıntılı bilgiler var. Birincisi en önemli, en çarpıcı bilgi FETÖ'yü savunuyorlar diyor. Devletin resmi raporunda yer alan tespitte Furkancılar FETÖ'yü savunuyor diyor. Biz bunu aslında açıktan da yürüttüklerini biliyoruz. Nasıl? İşte arkadaşlarımız onu da ekrana getirebilirler. YouTube kanalı var Furkancılar'ın Alpaslan Kuytul'un Kaykalları öven işte HDP, şimdi adı HEDEP oldu, HEDEP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na sahip çıkan, işte görüyorsunuz. KHK'lılara sahip çıkan, devletin e, terörle mücadelesine karşı çıkan e, tavırları ve açıklamaları var. Sürekli hem de, defalarca kez. Alpaslan Kuytul, devletin bu anlamdaki mücadelesinin karşısında. Dolayısıyla e, FETÖ'nün de yanında konumlanmış oluyor. Devletin resmi raporlarında da yer alıyor. Kimdir Furkancılar kimdir sorusuna şuradan yanıt vermiş olalım. Bunlar 1990'ların başında vakıf faaliyeti Furkan Vakfı adı altında vakıf faaliyeti yürüterek Adana merkezli olmak üzere dini cemaat faaliyeti yürüttüklerini söyleyen bir yapı. Ancak zaman zaman hem devlete karşı yaptıkları eylemlerle protestolarla polisle Adana'da çatışmalarından e, gerek e, Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğu dönemle onunla e, kavgalarından gerek işte Aydınlık Vatan Partisi Doğuperinçekle kavgalarından aslında biz nasıl bir faaliyette nasıl bir kimlikte olduklarını buradan anlayabiliyoruz. Türkiye'nin karşısında, Türkiye'nin milli e, meselelerinde hep Türkiye'nin karşısında <laughs> olan e, bir yapı olarak <laughs> görüyoruz. E, bunun dışında tabii bazı e, az önce bahsettiğimiz suç faaliyetlerinin yanında şöyle faaliyetleri de var. Furkancıların az önce FETÖ'yü savunduğunu ve devletle sürekli karşı karşıya geldiğini, Türkiye'nin özellikle milli meselelerinde, terörlü mücadele meselelerinde karşı tavır aldıklarını biliyoruz. Şimdi bak ekrana gelen görselde özellikle hedefli Ömer Faruk Gergerlioğlu açıkladığı belgelerle kaykaların eşlerinin işten çıkarılma sebebi olarak KHK'lı eşi gerekçe gösterildiği ortaya koydu. Sizce bu soykırım değil midir diyor. Evet. KHK'lara verilen destek. Evet destek veriyor. Açıktan destek veriyor. Ee, Ömer Faruk Gergelyoğlu biliyorsunuz birkaç sene önce bir mecliste bir çıkışı olmuştu. Tutuklanmıştı. O sırada Hı. mesela sahip çıkan yayınlar yapmıştı. Defalarca kez zaten KHK'lara destek verdiklerini kendileri de ifade ediyorlar. Bir yani şöyle bir olay anlatayım size. Şimdi pek çok suç faaliyeti yürüttüklerini söylemiştik. Devletin resmi raporlarında da sakıncalı bir e, cemaat olarak geçiyor yani sakıncalı şerhi düşürülmüş. nasıl sakıncalı mali olarak finansal olarak gelirleri tam belli olmayan bir cemaat şimdi e, biz bunların yöntemlerini biliyoruz yani vakıf üzerinden bir takım hmm. bağışlar toplanarak gelirler elde ediliyor fakat e, bu gelirlerin resmi olmayan bir e, yönü de var nasıl mesela illegal evet illegal 2020 yılında Adana'da bir operasyonda, emniyetin düzenlediği bir operasyonda 39 ton kaçak et yakalanmıştı. Bunlar daha sonra evet. savcılığında araştırmasıyla ortaya çıktı ki Furkancılara ait. Furkancılar'ın biz faaliyetleri arasında et ve et ürünleri işte sucuk gibi diğer et ürünlerini yaparak el altından sattıklarını biliyoruz. 39 ton sadece bir operasyonda 39 tonluk kaçak kaçak et yakalanıyor. Yani böyle faaliyetleri de var. Mali gelirleri e, legal olmayan yöntemlerle, yasal olmayan yöntemlerle e, e, gelir sağlıyorlar kendilerine. Böyle de bir yönü var bu e, cemaatin. Şimdi şunu soracağım. E, Furkancıların lideri Alparslan Kuytul'un sürekli olarak Aydınlık Gazetesi'nin Vatan Partisi'ne hedef aldığını da görüyoruz. Neden? E, birincisi bizim anlam veremediğimiz bir şekilde görüyoruz. E, kendisi bazı tepkiler gösteriyor. Zaten dikkat ederseniz bir sinir hali var sürekli. Yani ben mağdurum, ben işte sürekli polis baskısı altındayım diyerek mağdur edebiyatı yapıyor kendisi. Mağdur olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Sürekli sinirli. ve kendisine yönelik bir Furkancıların ve Alparslan Kuytu'nun faaliyetlerine yönelik bir haber, bir yazı, bir işte bu şekilde program anlatı olduğu zaman hemen kendisine az önce de siz söylediniz yani bir opera, bir dava olduğu zaman kumpas diye nitelendiriyor. Evet. O Kirli kum kumpas. Evet. diyorlar. O kumpasa dahil olanları birden kendi hedefine koyuyor. Yani biz bu suçu devletin savcılığın resmen de suç örgütü olarak tanımladığı bu yapıyı anlat, anlattığımız için biz de bu kumpasa ortak oluyoruz ona göre hmm. ve biz de kumpasçı oluyoruz. İşte istihbarat istihbaratçı oluyoruz ajan oluyoruz. Bu herkese Alpaslan Kuytul herkese bu şekilde davranıyor. Yani ben bir önceki duruşmaya katıldığımı söylemiştim. Mahkemeyi de mesela istihbaratçılarla birlikte işbirliği yaptığını iddia ediyor. Siz istihbaratçılarla işbirliği yapıyorsunuz, bize kumpas kuruyorsunuz diyor açık açık mahkemeye. Yani sayın e, hakimlerin de e, yargımızın da bunları değerlendirmesi gerekiyor bu dava sırasında. E, böyle bir yanı var. E, ama en önemlisi Sayın Doğu Perinçek'te, Vatan Partisi de Aydınlık gazetesi de Ulusal Kanal'da e, Türkiye'nin milli meselelerinden yana tavır aldığı için e, bu yapıda buna karşı olduğu için bir kere zaten bir düşman olarak belliyorlar. Asıl e, sebep siyaseten bu şekilde e, belirtebiliriz. Ama Furkan Vakfı kapatma davası da devam ediyor bir yandan. Son durum nedir davayla ilgili? E, şu an... E, Vak, vakıfta kayyum atanmış durumda zaten birkaç sene oldu e, hı hı. dava hala devam ediyor e, orada da benzer tanımlar var o, o davanın iddianamesinde de benzer tanımlar var işte suç örgütüdür bu çeşitli diğer ailelerin ihbarları ve itiraflarıyla içindeki suç e, şebekesi anlatılıyor mali gelirlerinin az önce de söylemiştim nasıl sağlandığı anlatılıyor e, kayyum atanmış durumda ellerinde bir e, vakıf kalmadı şu anda. Resmi faaliyet yürütemiyorlar. Sadece bir dergileri var Furkan Nesli dergisi diye. Orada bir resmi faaliyet yapmaya çalışıyorlar ama o da çok kısıtlı. Vakıfı kaybetmiş durumdalar. E, tahminimizce vakıf kapatılacak. E, çünkü iddianamedeki bulgular, bizim bu anlattığımız meseleler bu yapının zaten nasıl bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. E, devlet zaten... 2020'de pandemi süreci yaşadığımızda işte herkese izolasyon çağrısı yapılırken evlere kapanma çağrısı yaparken e, Furkancılar hayır biz evlere kapanmayacağız bizim ibadet hakkımız engelleniyor hep birlikte meydanlara çıktılar. Tabii camilere gidiyoruz namaz kılıyoruz izin vermezlerse de meydanlarda miting yapacağız diye çağrılar yaptılar gerçekten de çıktılar ve polisle çatıştılar. Yani böyle de bir yapı. Hem halkın sağlığını tehdit ediyorlar, hem halkı kışkırtıyorlar, hem devlete karşı suç işliyorlar. Yani çok boyutlu bir e, sürekli suç, bir kışkırtma içindeler. Suç faaliyeti içerisindeler. Devlette de, e, bu şekilde bir kapatma davası açtı. Hı -hı. Şu an e, o da sona geldi artık. E, Koray Sarısaçlı davasında da artık son 24 duruşmalar. 24 Kasım diye hatırlıyorum. O Koray Sarısaçlı davası 24 Hı -hı. Kasım'da. E, diğeri e, daha ileri bir tarihte kapatma davası. Furkan Vakfı ile ilgili. Tabii. E, Furkan Vakfı'nın Adana Adliyesi'nde bir sürü davası var. Öyle mi? Ben kendim gittiğimde de Adana Adliyesi'nde oradaki kaynaklarından edindiğim bilgide hakikaten çok fazla suç faaliyetine karıştıkları için Adana Adliyesi'nde çok ciddi bir mesaileri var kendilerinin. Peki o zaman iş insanı Koray Sarı Saçlı davasına tekrar dönmek istiyorum. Hatta bir görsel de var onunla ilgili bir paylaşım da yapmışlardı kendi sayfalarını. O görseli de ekrana alabilir miyiz? 24 Kasım'da duruşmaya yakından takip edeceksin. Evet kirli bir kumpas sonucu 2 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Yusuf Tapan ve Haydar Akoraler kardeşlerimizin 4. mahkemesi 24 Kasım 2023 tarihinde görülecektir. Kardeşlerimizin bir an evvel tahliye edilmelerini istiyoruz. Yani tahliye beklentisi var son 3 gün. Bugün son 2 gün her gün yeniliyorlar bu görseli. Gün gün bir açıklama geliyor sayfalarından. Ne söylenir? Ee, evet yani bizim de öğrendiğimiz bilgiye göre yani Tutuklu, tutukluluk yasasına göre e, uzun tutukluluktan kaynaklı e, henüz bir e, hüküm olarak da bir ilerleme olmadığı için mahkemede e, tahliye edilecekler. E, ne yazık ki e, ancak mahkemeden bizim beklentimiz bu davanın hızlıca sonuçlanıp e, sanıkların ceza alması. Bizim de beklentimiz o. E, yani Biz sadece gazete olarak değil de biz halktan vatandaş olarak millet olarak da beklentimiz bu suç yapısının ceza alması. İşte bir, bir numaralı sanık Alpaslan Kuytul'un ceza alması, bu olaya karışanların azmettiricilerin ceza alması. Çünkü bunlar dışarıda faaliyet yürüttükçe bu yapı bu suç faaliyetini biz diğer itirafta bulunan işte e, Güler ailesi var gibi aileler, daha da fazla aile var. Hı hı. E, bu yapının daha da devam ettiğini biliyoruz. E, ceza almaları önemli. Devletin de resmi olarak eğer ceza alırlarsa e, iddianamede yazan suç örgütü tanımı resmileşmiş olacak. Biz de açık açık burada çıkıp bunlar suç örgütüdür diye e, ilan edebiliriz. Yakından takip ediyorsunuz zaten <laughs> bu duruşma sürecini de ama e, bir kitap biraz önce yani furkancılar kimdir bu furkancılar evet, bir şöyle bir kez daha izleyicilerimize gösterelim mi? Diyanetin tarikatlar raporu evet. kitabımızın ismi kaynak yayınlarından en azından bilgi sahibi olmak isteyen izleyicilerimiz varsa Evet bu raporda bu raporda cemaatler hakkında Türkiye'deki tarikatlar ve cemaatler hakkında ayrıntılı bilgi var. Devletin resmi raporu bu. Kaynak yayınları 2019'da yayınlamıştı. Vatandaşlarımız, izleyicilerimiz internetten de sipariş edebilirler. Kaynak yayınlarından da alabilirler. Buradaki tespitler devletin kendi resmi tespitleridir. Resmi bir rapordur. Okumasında fayda var özellikle günümüzde Sayın Cumhurbaşkanı da Haziran ayında bir konuşma yapmıştı. Sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu konuşmayı desteklemişti Fetövari yapılarla mücadelemiz sürecek demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Sayın İçişleri Bakanı da demişti ki, evet biz fetövari yapılarla mücadeleye devam edeceğiz. İşte fetövari yapılar bunlar. Peki bizim atladığımız senin altını çözmek istediğin bir konu var mıydı? Ben şu çağrıda bulunayım. Birincisi insanlara korkmama ve mücadele etme çağrısı yapmamız lazım. Çünkü bunlar devlete ve millete karşı yapılar. Konuşsunlar. Kendileri de söylüyorlar. Biz devlete karşıyız. Biz şeriat istiyoruz diyorlar. Biz devletin yargılama usullerini kabul etmiyoruz diyorlar. Biz devletin eğitimini kabul etmiyoruz diyorlar. Kendi medrese eğitimimizi vereceğiz diyorlar. Toplam olarak devlete karşıyız diyorlar. Şu anki devlete karşılar. O demokrasi yapısı, meclis yapısı hepsine karşıyız. Bunlar bizim anlayışlarımıza uygun değildir diyorlar. Biz böyle yapılarla mücadele etmeliyiz. İnsanlara da cesur olma çağrısı Yapıyoruz buradan. Eğer ki böyle yapıların e, sadece Furkancılar değil, diğer tüm e, bu şekilde devlete ve millete karşı olan bütün yapıların e, faaliyetlerini mutlaka bize iletsinler, biz anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz, mücadeleyi hep sürdüreceğiz. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.